elektriğin sadece tehlikeli değil, ölümcül olduğunu da göstermiş oldu. Morgan Edison'dan desteğini çekerse, kuracağı endüstrinin tamamen çökeceğini ve Rockefeller'ın aydınlatma oyununda zirvede kalacağını biliyordu. Babasının itirazlarına rağmen Morgan, geleceğin elektrikte olduğundan emindi. Yeni bir proje haberi yeniden tutkularını ateşleyecekti. Edison'un deneyleriyle yarattığı tahribatı telafi edebilecek ve halkın endüstriye güvenini temin edecek bir girişim. Elektrik ülkeye yayılmak üzereydi. Niagara Şelalesi'nde bir komisyon gelmiş geçmiş en büyük inşaat projesini hazırlanıyordu. Dünyanın en büyük elektrik santrali yapılacaktı. 1300 adam kaya üstünde 4 kilometrelik devasa bir tünel kazıyor. Tamamlandığında sadece şelalenin gücüyle 120 bin beygir gücü üretecek. Bu toplamda bütün Amerika'da üretilen elektrikten fazlaydı. Niagara, elektrik endüstrisi tarihinde bir dönüm noktasıydı. Sadece uygulanabilir olduğunu değil, uzaklara taşınabileceğinin de göstergesiydi. Niagara Elektrik Santrali tüm Kuzeydoğu'yu aydınlatacak elektriği üretme kapasitesine sahipti. Olağanüstü su gücü olan meşhur bir yerde bunu elektriğe dönüştürerek dünyaya bunun her yerde yapılabileceğini göstermiş oldular. Bu aslında çok önemli bir şeydi. Ama Niagara Elektrik Şirketi jeneratörleri neyin canlandıracağına karar vermemişti. Morgan ve Edison'un DC'si mi yoksa Tesla'nın AC'si mi? Dünyanın en büyük elektrik santrali oyunu değiştirmek üzereydi. JP Morgan bunun istediği imparatorluk için büyük fırsat olduğunu biliyordu. Ancak bu sözleşme için devasa bir yatırım gerekeceğinin de farkındaydı. Bu babası Junius'un asla izin vermeyeceği bir şeydi. Morgan büyük bir ikilem yaşıyordu. Sonra trajedi geldi. Efendim? Korkunç kazayla ilgili telgraf ulaştı. Junius Morgan ağır yaraları sonucunda ölmüştü. Artık Morgan mülkiyeti JP'nindi. Geniş bir iş portföyü, demir yollarındaki yatırımlar, gayrimenkul, nakliyat, imalatı içeren büyük bir imparatorluk. Ve elektrik. Babasının yokluğunda hiçbir şey onu durduramazdı. Julius'un